aday adayımız AK Parti'den Hasan Duman. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Ben de teşekkür ederim. Hasan Duman'ı kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1960 Orhaneli Sırılköy'ü doğumluyum. İlkokulu Görerek köyümde okudum. Öğretmen lise sınavlarını kazandım. Gözlerimde rahatsızlık meydana gelince sağlık kurulu raporu hastaneye vermedi ve gidemedim. Orhaneli'de 1001 güçlükle ortaokulu bitirdim. Uzaktan görememenin sıkıntısını çok yaşadım. Görme engelli bir genç olarak hayata nasıl tutunabilirim? Nasıl hayatımı kazanabilirim? Sıkıntılarımı, iş bulabilirim, hayatı kazanabilirim sıkıntılarını yaşadım. Tabii 1970'li yıllarda bizim göre Orhaneli, Kelez, Harmancık, Beyburhan, bugün bile Batı'nın doğusu olarak tabir edilen bölge, her yönüyle imkanları çok kısıtlı olan, bunu söylemekten icap duyuyorum ama geri kalmış bir bölgeydi bu icaplarda. Ve sonuç olarak da bu acıyı çok çekerek 85 yılında Mermos Fabrikası'nda santral memur olarak işe başladım. Daha sonra bir süreçte hem çalıştım hem dışarıdan açık liseyi bitirdim. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdim. Bir şekilde de Bahçeşehir Üniversitesi'nin eğitim programlarını bitirdim. Bir taraftan da bölgemizin engellilerinin yaşadığı sıkıntıları kendim de yaşadım ve daha içinde olup bildiğim için kendi yaşadığım sıkıntıları da göz önünde bulundurarak da 1994 yılında Altın Nokta Körler Derneği Bursa Şubesi'ni kurduk. İki sene orada başkan yardımcılığı yaptım. 1996 yılında da Uygar Görme Engelliler Derneği'ni kurduk. Orada 1998 yılında genel başkanlığını üstlendim. 2010'a kadar 12 sene o derneğin genel başkanlığını yaptım. Aynı dönemde engellilerle alakalı Ankara'da kurulu bulunan Türkiye Körler Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Bir yıl başkan vekilliğini yaptım. Yürütmesinde madde sekreterlik, genel sekreterlik, teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı, basın yayın halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı yaptım. Yine 98-2006 tarihleri arasında Sakatlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğini yaptım. 2006-2014 yılları arasında da Engelliler Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliği yaptım. Oralar görevlerde de yürütmeyle alakalı görevlerde bulundum. 2002 yılında emekli oldum. 2 yıl radyo, 2 yıl televizyon programı yapmaya çalıştım ki gerçekleştirdim. Daha sonra bir süreçte de 10 yıl kırtasiye pazarlaması yaptım. Oğluma devrettim. Şimdi kendim emekliliğimi yaşamaya çalışıyorum. 5 yıl Engelliler Dünyası Uygarlık Sesi Gazetesi ve Dergisi'nin derleyip toparlayıcısı, yayınlayıcısı oldum. Ankara'daki Türkiye Körler Federasyonu'nun Ufkun Ötesi Dergisi ve Gazetesi'nde sürekli yazılarım yayınlandı. 2 yıldan bu yana da Bursa'da yayında bulunan yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapmaya çalışıyorum. 2 tane yayınlanmış kitabım var. Şiir kitabım, biri kitabımın adı, ilk kitabım Sevdiklerim, Çektiklerim, Gerçeklerim. İkinci kitabımda Karbeyaz Umutlar. Aynı zamanda sanatçı yönümüz de var. Olabildiği kadar. Ne kadar güzel. İki tane kitabımı da şu anda hazırlıyorum. Evliyim. 3 çocuğum var. 4 torunum var. Allah başlasın. AK Parti'de 10 senedir siyaset yapıyorum. Doğru Yol Partisi'nde 7 sene siyaset yaptım. Bizim büyüğümüz Sayın Gazioğlu'nun bakanlığı ve başkanlığı olduğu dönemlerde Engelliler Komisyonu'nda orada ben kurmuştum. Benim kendimi tanıtacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısmet olur da seçilirseniz, engelli vatandaşlarımız için ne gibi planlarınız var, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Önce de bahsettiğim gibi Ankara'da konfederasyon ve federasyon yöneticiliğim döneminde engellilerle alakalı Türkiye'nin çıkarılmış bir yasası, bir kanunu yoktu. Üst görevlerde bulunduğum için yasaların hazırlanması, meclis gündemine gelmesi, yayınlanması ve uygulanması noktalarında yakinen
mesaim oldu. Şimdiki Cumhurbaşkanımız 2003 yılında başbakandı. Ankara'da bir toplantıda, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü toplantısında bizim engeller yasasının hazırlık çalışmalarında verdiği desteği ifade etti ve bizim de siyasete girmemizin gerektiğini, sorunlarımıza kendimizin sivil toplum örgütü olarak mücadele etmemizin çok yeterli olmayacağını, siyasetli değer olaraktan hem engelleri toplumun sosyal hayatın tüm alanlarında sorumluluk almak noktasında teşvik etti, hem de siyasette de kendilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Engelliler Şube Müdürlüğü'nün kurduğunu, yerin görevine de başına da Lokman Ayva'yı getirdiğini, Sayın Lokman Ayva ve Gülsoy Erol'u da 2002 genel seçimlerinde engelli temsilcisi olarak parlamentoya taşıdıklarını, bizim de ben el ettiğimizde aynı görevleri alacağımıza ve siyasetin içinde olmamızı söylediler. Biz de o noktadan birkaç arkadaş, bunlardan bir tanesi benim, AK Parti'ye üye olduk. O gündür bugündür siyaseti AK Parti'de sürdürmeye çalışıyoruz. İşte o süreçte 2005 yılında 28-29-30 Haziran tarihlerinde meclis tatile girmeden 5378 sayılı engeller yasasını biz Sayın Başbakan'ın talimatlarıyla mecliste görüştürerekten yasalaştırdık. 7 Temmuz 2005 tarihinde de Resmi Gazete'ye yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yani o yasanın yasalaşmasında muhalefet partilerinin hepsi de destek verdi, İktidar Partisi ile birlikte. İktidar muhalefet yasaya destek konusunda gerekli fedakarlığı desteği verdiler ama gündeme gelmesi ve parlamento gündeminde görüşülüp yasalaşması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteklerini hiçbir zaman için unutamayız. Geçen yaklaşık 10 yıllık süreçte yasa eksik yönleriyle, 90 yönleriyle kendini gösterdi. Yönetmeliklerdeki eksiklikler, 90'lıklar kendini gösterdi. Geçen sene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat Kanunu çerçevesinde Engeller ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Buna bağlı da yasal düzenlemeler de yapıldı. Ama tabii bunlar yeterli değil. Evet, örneğin evet. 2022 sayılı kanundan yaşlılar fakir maaş alıyorlar. Engelliler de bir katı, iki katı oranında engelli maaş alıyor. Bağlanma kriterlerinde çok büyük sıkıntılar var. 280 liraya kişi başına ailede gelir düştüğünde, 280 liraya geçtiğinde engelli bireye maaş bağlanmıyor. Bu bir sıkıntı. İkincisi evde bakım ücreti var. O kişi başına gelir 600 liraya geçtiğinde, asgari ücretin 3'te 2'sini tutamlı ettiğinde bakım ücreti de bağlanmıyor. O bu da büyük bir sıkıntı. Ayrıca engelli kriterlerinde de raporlamada sıkıntılar yaşanıyor. Yine aynı şekilde korumalı iş yerlerinin oluşturulması konusunda sıkıntılar var. Yine aynı şekilde kamuda ve özel sektörde engelli personelin istihdamı konusunda sıkıntılar var. Kamunun sosyal yaşam alanlarının engeller bakımından erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından sıkıntılar var. Ve bunlara temel teşkil edecek 2008 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yaptırımlar kısmı var. Henüz meclisten daha yasalaşmadı, geçmedi. Kanun var, yasa var ama kanunu ve yasayı yerine getirmeyen, yükümü yerine getirmeyen muhatap kuruluşlara yaptırım yok, cezası yok. Maalesef. Böyle olunca da kurumlar ve sorumlu mevkiler bu konuda yasal yaptırımla karşı karşıya olmadığı için keyfi davranabiliyorlar. Bu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yaptırımlar kısmında mutlaka meclisten geçirilerek iç hukuk metni haline gelmesi gerekiyor. İşte ben eğer kısmet olur da vekil olursam süreci yaşayan, mutfağında yer alan, uygulamaların sonuçlarını gören, yıllarca sivil toplumda engeller anlamında mücadele eden bir insan olarak da haliyle öncelikle yasanın günün şartlarına uyarlanması konusunda çalışacağım. Çok farklılık içeren uygulamaların giderilmesine çalışacağım ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yaptırımlar kısmını meclisten geçerek
iç hukuk metni haline gelmesini sağlamaya çalışacağım. İnşallah siz olursunuz ve vatandaşlarımıza bir ışık olursunuz. Bu anlamda da başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi Dağ Yöresi'ndeki adaylarımızın şansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dağ Yöresi'nden de vekil adaylarımız var. Onlar ne durumda, yani sizin için şans durumu nedir? Vallahi hepsi sevdiğim, tanıdığım arkadaşlar, içlerinde tanımadığım insanlar da var. Yola çıkan, niyetini kuran, vekil olmak isteyen her dağlı ve herkes onu hak etmiş demektir, layık demektir. Ben hepsine başarılar dilerim. Genelde dağlı adayların siyasi kabulü veya siyasi başarısı noktasında 2007 ve 2011 seçimlerinde özellikle AK Parti cephesinden dağlılar bir sukutu hayal kırıklığına uğradılar. Bunlardan birisi de benim. Bu dönemde umarım telafi ederler. Geçmiş iki dönemin telafisini gerçekleştirirler. Daha yöresinden hatta bir de birkaç tane vekil seçilecek yerden listede yer alır inşallah, umarım. Ama bu nokta itibarıyla iki türlü bu konuda başarılı elde edilebilir. Bir, daha yöresinden gerçekten lider, üstün yeteneklerle bir siyasetçi olur ki bunun örneğini biz Bursa'da gördük. Artvinlileri kimin parlamentoya taşıdığını biliyoruz. Bizi de aynı şekilde taşıyacak birileri olabilir. İkincisi gerçekten sivil toplum örgütü baskısıyla olabilir. Bu nokta itibariyle ben iki noktadan da adaylarımızın şansının çok yüksek olduğunu maalesef düşünemiyorum. Umut etmek istiyorum ama düşünemiyorum ben de içimde olduğum halde. Bu noktada birlik beraberlik içerisinde olur, ciddi ve sağlam bir duruş sergileyebilirsek bir veya iki tanesini gönderebiliriz diye ümit ediyorum. İnşallah Dağ Yöresi'nden de adaylarımız vekil olarak çıkarlar. Şimdi Dağ Der Başkanımız da biliyorsunuz ki milletvekili adaylarımızdan birisi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani görevini hala devam etmesi açısından sizce etik buluyor musunuz? Valla ben Dağlar Başkanı Sayın Mustafa Bey'i senelerdir tanırım. İyi de bir dostumdur, arkadaşımdır. Sevdiğim de bir kardeşimdir. Çalışkandır. Seçilirse başarılı da olacağını düşünüyorum. Yalnız tabii burası bir kamu kuruluşu değil. Kamu yararına da bir dernek değil. Sonuç olarak da istifa etme zorunluluğu yasal olarak yok. Ama seçim sürecinin hassasiyetine uygun davranma bakımından istifa etmesi şık olurdu diye düşünürüm. Zorunlu değil. Şık olurdu diye düşünürüm. Objektiflik bakımından da iyi olur diye düşünürüm. Tabii kendi tercihidir. En azından başkanlık titrini şu süreçte çok geri plana çekerek yerine başkanlığı sürdüren vekil Yüksel Yaşar Başkan'ın tüm adaylara ve tüm kesimlere eşit davranmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum ve doğru olacağını düşünüyorum. Böyle de yapmaları gerekir. Evet, çok haklısınız. Peki Hasan Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şimdi ben dağılıyım. Dağ yöresinin sıkıntılarını, sorunlarını biliyorum. Ama engelliyim de. Engelli bir de 21 yaşında çocuğum var. Bizim yörenin, amin, bizim yörenin her yönden imkanları ve devletin verdikleri kısıtlı ve sınırlı olduğu gibi engellerin de çok sıkıntıları, sorunları var. Dört Dağ ilçesinin coğrafi konumuna göre engellilerin rehabilitasyon görebileceği, aile ve sosyal politikaların hizmetinde olan bir rehabilitasyon merkezi yok. Benim düşüncem buraya bir rehabilitasyon merkezi yapılmalı. Engelliler orada rehabilite edilmeli. İstihdam alanı olarak da yöneli insanı çalıştırılmalı. Ve böylece meslek sahibi o bölgede insanlar olmalı. İkinci bir husus, yine aile sosyal politikalarının engelli bakım merkezini yine Dağ Yöresi'nin dört ilçesinin faydalanabileceği uygun bir yerde yapılmalı. Engelliler orada bakılmalı. Herhangi bir köyden baba bahçeye işe gidecek engelli çocuğu olan bir anne, bir baba sabahleyin araçla gelip bakım evinin çocuğu almalı veya engelli bireyi almalı.
akşama kadar son derece sosyal donatı içerisinde ve sağlıklı bir şekilde bakımı yapılıp akşam servis koşulu olduğunu geri getirmeli. O anne, o baba da bağ bahçeye, tarlaya, davara, hayvana gittiğinde huzur içinde gidip gelebilmeli. Evet. Ve mahalle arasında, sokak arasında kalıp da bu engelliler üzüntü yaşanmamalı. Daha ilerisinde gitmek istemiyorum. Bir de bizim yerde yaşlıların bakılabileceği bir huzur evi yok. Köyden kente geç çok olduğundan, sonuç olarak ben nüfusumuzun genci şehirde yaşadığından ne oluyor? Yaşlılar da çok mağduriyet yaşıyor. O bölgeye gerçekten bir de huzur evinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Benim çalışmalarım bu noktada olacak. Tabii bir de en çok içim acınan nokta şu. Bursa'nın, Kestel'in, Gürsu'nun, Karacabey'in, İzni'nin köylerine tarımsal afet olduğunda, işte bir dolu yağdığında, bir sel veya farklı Allah korusun afetler olduğunda o çiftçilere haklı olarak uygulamalar yapılıyor. İşte kredileri erteleniyor, faizleri siliniyor, destek yapılıyor filan. Gerçi bu şimdi tarım sigortası çıkarıldı, yarım yamalı uygulama çalışıyor ama bundan 3-5 sene önce bizim oran ediyor ve kerese yağmur dolu yağdı. Kirazları bahçelerde çürüttü. O yörenin insanına devlet afet desteği yapmadı. Yaptırılamadı. Bu benim çok içim acıttı. Bu noktalarda tarımsal zararlarda ve afetlerde gerçekten bir şeyler yapılmalı ve hiç ayrıcalık gösterilmeden diğer yörelere uygulanan teşviklerin ve uygulamaların bizim yöreye de yapılması gerekiyor. Bizim yörenin kalkınması için daha yöresinin öncelikle bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Kesinlikle. Geri kalmışlık ve unutulmuşluk algısının, içine kapanmışlık algısının kırılması, duvarların kırılması, devletin İnegöl'e, Gemli'ye, Budanya'ya ne yapıyorsa oraya da yapması gerektiği şeklinde bir algı oluşturulması, yöre insanının gerçekten bu noktada bilinçlendirilmesi ve eğitime tabi tutulması, en azından 5-10 senelik bir programla yöre insanının içinde bulunduğu kapanıklık noktasının kırılması gerekiyor. Satımı yapıldıktan sonra yöre insanı kendisi nasıl verimli tarım yapacağını, hayvancılık yapacağını, ürettiği ürünlerini nasıl değerinde satacağını ve elde ettiği ürünlerin karşılığını nasıl değerlendireceği kendisi bilir. Kooperatifleşmeden şirketleşmeye yapılaşmasını da kendisi yapabilir. Bunlara da devlet teşviği olursa daha da iyi olur. Tabi bazı yapı yatırımlar işte ulaşımdı, sulamaydı, bunları devlet yapıyor ama yılların meydana getirdiği eksikliği telafi etmek için daha da fazla devletin destek olması gerekir. Evet. Ben bu noktalarda çalışacağım. Eğer aday olursam ve seçilirsem tabii dağlıyım, engelliyim, dairesi için uğraşacağım ama şunun da bilincindeyim, farkındayım. Ben Bursalıyım, Türkiye'liyim. Beni Bursalılar seçecek, Türkiye'liler seçecek. Bursa'nın vekili olacağım, Türkiye'nin vekili olacağım. Bu nokta itibariyle de herkese gece gündüz demeden elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım. İnşallah sizler seçilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için Hasan Bey. Ben de konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. İzleyenlere saygılarımı, selamlarımı sunarım. Hepsi Allah'a emanet olsun. İnşallah. Bugünkü konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konuğumuzda görüşmek üzere.